Evet, sıra geldi Türkiye'nin akarsularına. Değerli arkadaşlarım, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasına rağmen, tapusu tamamen bize ait bir denize sahip olmamıza rağmen maalesef su zengini bir ülke değiliz. Özellikle de kullanılabilir tatlı su oranı bakımından oldukça fakiriz. O yüzden mevcut kaynaklarımızı iyi bilmeliyiz ve bunları dikkatli kullanmalıyız. Evet, akarsular demişken önce Akdeniz'e dökülen akarsularımızla başlayalım. Nedir onlar? Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden gelip İskenderun Körfezi'nden denize dökülen Asi. Bir kez daha söyleyelim. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Bunlar Akdeniz'e dökülüyor. Denize döküldüğü için açık havza özelliği taşıyor. Ege Denizi'ne dökülen akarsularımız biliyorsun bir graben ovası içerisinde menderesler çizerek akıyor. Menderesler çizen akarsuların hızı ve enerji potansiyeli ne olur? Düşük olur. Nedir bu akarsularımız? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Fakat Ege Denizi'ne dökülen bir akarsuyumuz daha var. Nedir o? Bulgaristan'dan doğup Yunanistan'la aramızda sınırı oluşturduktan sonra Ege Denizi'ne dökülen Meriç. Bu arada Meriç'in bir kolu var. Ergene çayı. Ergene çayı deyince aklımıza asla çay gelmeyecek. Ne gelecek? Ayçiçeği pirinç gelecek. Pirinç deyince aklımıza iki tane de çay gelecek. Marmara Denizi'ne dökülen Çanakkale, Balıkesir civarındaki Susurluk, Gönen çayları. Bunlar da pirinç deyince aklımıza gelen yerler. Susurluk, Gönen, Ergene eşittir pirinç diyeceğiz. Karadeniz'e dökülen akarsular Sakarya, Kıvrım Kıvrım Akarya, Filyos Bartın. Söyler misin? Sakarya, Filyos Bartın. Bunun dışında Kızıl, Yeşil ve Çoru. Çoru kaynağını Türkiye'den alıyor. Gürcistan üzerinden ne yapıyor? Karadeniz'e sularını boşaltıyor. Hadi bir daha söyleyelim. Sakarya, Filyos Bartın, Kızıl, Yeşil, Çoru. Bunlar Karadeniz'e dökülen akarsularımız. Kaynağını Doğu Anadolu bölgesinden alıp Basra Körfezi'ne dökülen iki akarsuyumuz var. Nedir onlar? Fırat ve Dicle. Fırat'ın bir kolu var Murat, Dicle'nin bir kolu var Zap suyu. Özellikle kirlilik oranının en düşük olduğu yer Zap suyu sorularda gelir. Kirlilik oranı en fazla olan Ergene, en düşük olan Zap suyudur arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi açık havza özelliği taşıyor. Neden? Denize döküldükleri için. Fakat iki tane akarsuyumuz var. Özellikle Ermenistan'la aramızda sınır teşkil eden Aras Nehri ve Kura Nehri. Aras, Kura bunlar Hazar Denizi'ne dökülüyor. Fakat Hazar Denizi teknik anlamda bir deniz değil, göldür. Göle döküldüğü için bunlar nedir? Kapalı havza özelliği taşır. Hadi bir daha söyleyelim. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi, Akdeniz'e dökülenler. Ege'de dökülenler Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Meriç. Meriç'in kolu Ergene. Bunun dışında şurada Susurluk, Gönen vardı. Marmara'ya dökülüyor. Karadeniz'e dökülenler Sakarya, Filyos, Bartın, Kızıl, Yeşil, Çoru. Kaynağını Türkiye'den alıp Basra Körfezi'ne dökülen Fırat, Dicle. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zap suyuydu. Bu da tamam. Şimdi burada bazı bilgiler vereceğim. Lütfen bunları da not etmeye çalışın. Türkiye'deki en uzun akarsu tabii ki Fırat'tır. Ama tamamı bize ait en uzun akarsuyumuz nedir? Kızılırmak'tır. En fazla erozyona neden olan akarsuyumuz Yeşilırmak'tır. Kirlilik oranı en yüksek olan akarsuyumuz Ergene. Kirlilik oranı en düşük olan akarsuyumuz Zap suyudur. Bunları da bilmekte fayda vardır. Evet, Türkiye'nin akarsuları değerlidir. O yüzden kıymetini bilmek gerekir.